İkinci el fiyatlarındaki artışı iyi anlayabilmemiz için biraz eskiye gitmemize fayda var. 2018'deki büyük çalkantıdan önceki döneme isterseniz bir bakalım. 2018 yılının tamamında Euro kurunda %32'lik bir artış gördük. İkinci el otomobil fiyatlarında 2019 yıl sonundan itibaren yükseliş ivmesi mevcut. Sektör temsilcileri fiyatlarda Ocak'ta yıllık bazda %36 seviyesinde artış yaşandığını belirtiyor. 2020 yılında ise satış adedi anlamında rekor kırılması bekleniyor. Bir ikinci el araç satış platformu genel müdürü Emre Ayyıldız, İkinci el otomobil fiyatlarının 2019-2020 yılı Ocak ayında %36 arttığını ancak anormal bir artışın olmadığını belirterek, sıfır araç fiyatları düşmedikçe ikinci el fiyatları da düşmeyecek. 2020 yılında ikinci el satışta adet anlamında rekor kırılacağını düşünüyorum. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazarı göreceğiz dedim. Peki 2019 yılında ne yaşadık? 2019 yılının tamamında kurda %7'lik bir artış yaşadık. Yani 2 yılın toplamında %39'luk bir artışı görüyoruz Euro kurunda. Peki lise fiyatları ne oldu 2019'da? Lise fiyatları da %15 daha arttı. Yani bir önceki yıl %17'yi de topladığımızda lise fiyatlarındaki yani sıfır araç fiyatlarındaki artış %32'ye ulaştı. Peki ikinci el ne oldu? İkinci el fiyatları 2019 yılında %36 arttı. 2020 Ocağı da alırsak %36'lık bir artış gördük. %3 de toplarsanız %39 yapıyor. Yani 2 yılın tamamındaki kur artışı kadar ikinci elde de 2 yılın toplamında fiyatlar arttı aslında. Yani anormal bir artış yok. Olması gereken bir artışı görüyoruz. Sadece çok kısa zamanda olduğu için bu artış, yani 2 yılda olması gereken artışı biz 5 ayda yaşadığımız için acaba bir şey mi var? İkinci el fiyatları neden artıyor? Bugün aldığım arabayı yarın alamıyorum. Serzenişleri duymaya başladık. Temel değişkenlerden biri de Merkez Bankası'nın hamleleri. Temmuz ayında bildiğiniz Merkez Bankası 24 olan faizleri düşürmeye başladı. Eylül ayında bu daha da kuvvetlendi. Faiz düşme aksiyonları daha da hızlandı. Eylül'den sonra tüm tüketici harcamalarında ve kredi kartı harcamalarında müthiş bir artış yaşadık biz. Bu ikinci ele de yansıdı. Borsada hissesi olana da yansıdı. Evi olanın fiyatları da arttı. Aslında Türkiye'deki tüm değerlerin fiyatları artmaya başladı. İkinci el çok ucuz kaldığı için buradaki artış tabii daha sert ve görünür oldu açıkçası. Temel motivasyon bu. Bundan sonra da fiyatlarda herhangi bir düşme beklemiyoruz. Biz açıkçası bunu bugün değil, 2019'un başında da konuşmalarımızda söylüyorduk.